Değerli dostlar, iyi günler diliyorum. Gün içinde bir canlı yayın yapmak istedim. Bugün az önce Oda TV'de bir yazım yayınlandı. Onu bilginize sunmayı istedim. Çünkü eminim pek çoğunuz şu anda Anayasa Mahkemesi'nin dün verilen Mehmet Altan ve Şahin Alpay adlı kişilerle ilgili ihlal kararı, onun üstüne Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye talebini ret ve onun da üstüne hükümet sözcüsünün zaten Anayasa Mahkemesi'nin işimize gelmeyen kararlarını biz sevmiyoruz şeklinde özetleyeceğim açıklamasını, yorumunu merak ediyor. Ben de bu konuyu incelemiş bilgi sahibi biri olarak sizle paylaşmak istedim. Ayrıntılı bilgi değerli dostlarım Oda TV'deki yazıda mevcut. Ben onu çok kısa sizinle sözlü olarak özet paylaşacağım. Konu şudur. Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarıdır kendisi. Zerre kadar haz etmem. Ve Mehmet Altan, Taraf Gazetesi'nin işte genel yayın yönetmeniydi. Zerre kadar haz etmem. Türkiye'ye çok zararları olmuş insanlardır. Hele Mehmet Altan'ın zararını anlat anlat bitiremem. Taraf Gazetesi de yabancı istihbaratın parasını verdiği tahmin ediyorum. Ve çok büyük zararlar vermiş bir gazetedir Türkiye'ye. Ama siyasi iktidarın her türlü izniyle, her türlü hoşgörüsüyle çalışmışlardır. Yetmez ama evetçidir Mehmet Altan. Şahin Alpay da bildiğin evetçidir. Mehmet Altan solcu görünümlüdür. Solcu görünümlü olduğu için zararı çok daha büyük olmuştur. Çünkü bir başka kitleden destek almıştır. Bir başka kitlenin 12 Eylül 2010 referandumunda evet demesini sağlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çökertilmesinde yaptığı yayınların, yazıların çok kötü etkisi olmuştur maalesef. Gözümde 5 kuruş etmez bir adamdır Mehmet Altan. Aydın maydın değildir. Sözde aydındır. İstanbul işgal edildiğinde, mütareke döneminde aydın müsveddelerinin ne yaptıysa, nasıl milli mücadeleye karşı durdularsa bu adam da bunu yapmıştır. Yaptığı budur. Şimdi kendisi hakkındaki bu hislerimi, düşüncelerimi bir paylaşayım sizinle. Yani gözümde 5 kuruşluk değeri olmaz bir adamdır Mehmet Altan. Bilim adamlığını falan da hiç takdir etmem. Çünkü bir insanın önce ahlaklı olması lazımdır. Bilim ahlakına sahip olması lazımdır. Bu girişten sonra yani hakkında ne düşündüğümü bilin de. Şimdi ben kendisinin tam tersi niteliklere sahip olma iddiasında olan bir insanım. Ahlaklı olma iddiasında bir insanım. Bilim ahlakına sahip olma iddiasında bir insanım. Bu vatanı seven ve yargının doğru düzgün çalışmasını arzu eden bir insanım. 10 sene önce ne dediysem aynı çizgide yürüyorum. Şimdi sevgili dostlarım, dün Şahin Alpay ve Mehmet Altan adlı kişiler hakkında, yani bu sözde aydınlarla ilgili Anayasa Mahkemesi tutuklama halinin, tutukluluk halinin anayasayı ihlal ettiğine dair bir karar verdi. Önemlidir bu. Ben gerekçesini bilmiyorum çünkü gerekçesi yayınlanmadı. Yani gerekçesi yayınlanmadı bu kararların. Fakat kısa karar olarak basın özgürlüğünü ihlal ediyor bu ve tutukluluk da hukuka aykırıdır dedi. Önemli olan kısım bu. Şimdi hukukçu olarak konuşuyorum ben. Bu isimlerin kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme, özür dilerim, yapmıyorum. Hukukçu olarak konuya baktığımda benim açımdan mesele basit. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi.
İki ayrı ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Şahin Alpay 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İstanbul'da. Mehmet Altan kişisi de 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu iki mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra acil toplandılar. Ve dediler ki Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bize tebliğ edilene kadar biz tahliye kararını vermiyoruz, reddediyoruz. Ayrıca bu işi biz daha iyi biliriz gibi bir şey söylediler. Oy çokluğuyla verdiler kararlarını. İki, her birinin de birer üyesi, her birinin de birer üyesi buna muhalefet etti. Yani dedi ki, her birinin de birer üyesi, her birinin de birer üyesi dedi ki, biz Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bağlıyız, şey yapmayacağız dedi. Yani bunların tahliye edilmesi lazımdır dedi. Benim de hukukçu olarak kanaatim bu. Bu kişilerin kim olduklarını bilerek söylüyorum. Türkiye'ye zararlı olduklarını bilerek söylüyorum. Ama hukukçu olarak hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiğinin altını çizerek söylüyorum bunu. Çünkü bugün bu sözde aydınlara, özellikle Mehmet Altan kişisine yapılan yanlış uygulamayı görmezden gelirsem, yarın bir başkasına yapılan haksız yanlış uygulamayı kınamaya hakkım olmaz. Ve o bilim ahlakından yoksun Mehmet Altan'a benzerim. Mehmet Altan'a benzememek için kendi ahlaklı çizgimi koruyabilmek için onun yapmadığını yapmak zorundayım. Türk Silahlı Kuvvetleri çökertilirken ne var yani diyen bir kişinin benzeri olamayız biz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ağır ceza mahkemelerini bağlar. İdareyi de bağlar sevgili dostlarım. Bu sebeple gerekçesini beklemeksizin hemen derhal gece yarısı da bile olsa tahliye kararını vermeli idi 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile 26. Ağır Ceza Mahkemesi. Bunu yapmayarak anayasayı ihlal etmiştir her iki mahkeme maalesef. Hükümet sözcüsü de sadece kendi işlerine gelen kararları beğendiği, anayasaya uygun bulduğu, kendi işlerine gelmeyen kararlar söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi yetkisini aşıyor dediği için alışkanlıktır bu hükümet sözcüsü açısından. Yine yaptığı şey yargıya müdahale nitelikli bir anayasa tanımazlıktır. Maalesef böyledir. Yanlış olmuştur şu an yapılan. Anayasa Mahkemesi'nin kararı üstüne Nazlı Ilıcak ve bir iki kişi hakkında daha bunlar emsal oluşturur diye tahliye müracaatları var 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Gerekçeli karar geldikten sonra bakarız demiştir. Şimdi her iki mahkemenin de yapması gereken kararlarını gözden geçirmek olmalıdır. Gerekçeli karar geldikten sonra yapılacak nedir ki? Anayasa Mahkemesi'nin hüküm fıkrasındaki ihlal tespitine uymaktır. Mehmet Altan'ı, Şahin Alpay'ı, Nazlı Ilıcak'ı günahınız kadar sevmeyebilirsiniz. Ben düşüncelerimi sizlerle paylaştım zaten. Ama hukuk herkes için eşit uygulanırsa değerlidir. Adamına göre uygulanırsa biz mücadele ettiğimiz bu zihniyete benzeriz. O bize yakışmaz. O bizim ahlaklı duruşumuza yakışmaz değerli dostlarım. Oda TV'deki yazımı okumanızı rica ederim. Bu yayını paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız. Oda TV'deki linki de eğer paylaşırsanız daha ayrıntılı bilgi daha çok kişiye ulaşır. Ne diyoruz her zaman? Bilgilenmiş halkın gücünün karşısında hiç kimse duramaz diyoruz. Ve bizim de görevimiz halkımıza içinden çıktığımız, mensubu olmaktan onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz halkımıza doğru bildiğimizi söylemek. Size bir kez daha söz veriyorum değerli dostlarım. Hayatım boyunca sizi son nefesime kadar
doğru bildiğim bir konuda yanıltmayacağım. Bildiğim bir konuda başıma ne gelir, acaba hangi menfaatten olurum diye asla ama asla susmayacağım. Bildiğim bir şey varsa bunu sizle paylaşmak benim namus borcumdur. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Akşamleyin yine canlı yayınımız olacak ama bu defa bir konferanstan vereceğiz canlı yayını. Saat 20 civarında başlayacak. Oraya da katılırsanız mutlu olurum. Saygılar sunuyorum. Gününüzün kalanı inşallah güzel geçer. Hoşça kalın efendim.